أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin ve abilerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Değerli Müslümanlar, Temim Eddari radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmektedir. Din nasihattir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu tam 3 defa tekrarladı. Bizler Hazreti Ayşe'den öğrendiğimize göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken tane tane konuşurmuş. Ve bir şeyin önemini izhar etmek için de bir meseleyi tam 3 defa tekrarlarmış. Din nasihattir. Din nasihattir. Sahabe-i kiram Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin neyi kastettiğini, neyi amaçladığını, dinin ne olması gerektiğini çok iyi anladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme döndü. Dediler ki, kimin için nasihattir? Allahu Ekber. Kimin için nasihattir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah, kitabı, Resulü, müminlerin imamı, yani yöneticisi ve tüm Müslümanlar içindir dedi. Değerli kardeşlerim, bu hadis Buhari'de ve Müslim'de iman bölümünde, Ebu Davud'da ise edep bölümünde geçmektedir. Temim Eddari radıyallahu an İslam'dan önce Hristiyanlık dinini çok iyi bilen bir rahip iken Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin davetine icabet etmiş zahit, abid şahsiyetlerden bir tanesidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde, yani Mescid-i Nebevi'de ilk kandil yakma geleneğini ortaya çıkartan Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın halifeliğinde kıssalarla müminlere nasihat eden Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra Kudüs'e taşınıp orada vefat eden mümtaz bir kişidir. Temim Eddari geceleri çokça namaz kılan, namazda bir ayet okuduğu sırada sabaha kadar rükuda gözyaşlarına boğulan bir şahsiyettir. Derler ki o sıra Temim Eddari'nin dudaklarından dökülen ayetler Câsiye suresi 21. ayetlerdi. Yoksa kötülük işleyen kimseler, haramlara müptela olanlar, haram işlemek kendilerine kolay kılınanlar, hayatlarında yani yaşarlarken ve öldükleri sırada iman edip salih amel işleyen kimseler ile onları bir tutacağımızı mı zannettiler? Ne kötü hüküm veriyorlar. Değerli Müslümanlar,
bir tarafta Allah'a iman eden ve salih amellerin bahçelerinde gezinen, yazın sıcağını, kışın soğuğunu bahane etmeden Allah Azza ve Celle'ye yürüyen, aynı zamanda çıplaklık, açlık, susuzluk, düşmanların korkutmasıyla imtihan edilmelerine rağmen hayra ve iyiliğe doymayan ve neticede de alemlerin Rabbi olan Allah'a sırt çevirmeyen kimseler, bir tarafta nefsine kul ve köle olmuş, haram bataklıklarında mesafeler kat etmiş, başına gelen en ufak musibeti yeryüzünün en ağır musibeti gibi görüp alemlerin Rabbi olan Allah'a sırt çevirenler ve diğer tarafta da bir an Rabbine kulluğa yönelen, bir an ise nefsine kulluğa yönelen, bazı zaman helal koruluğunda, bazı zaman ise haramların gölgesinde sabahlayan, kimi zaman imtihanları göğüsleyen, omuzlayan, kimi zaman ise başındaki musibetlere karşı zayıf düşenler, evet aziz dostlarım, işte bu üç sınıf insan cenneti ve cennet nimetlerini arzulamaktalar. Özellikle son iki sınıf Rabbimizden birinci sınıf ile kendilerini bir tutmayı istemekte ve arzulamaktadırlar. Bu ayetin de ifade ettiği gibi böyle bir düşünce kötü bir zan ve boş bir hayalden ibarettir. Bu ayetin neleri ifade ettiğini çok iyi bilen Temim ed-Dari'yi sabaha kadar rükuda gözyaşları içinde tutan hakikat bahsettiğimiz meselelerdir kardeşlerim. Değerli Müslümanlar, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden önce ve şu an teknolojinin geliştiği döneme kadar Arap Yarımadası'nın en önemli aktörlerinden bir tanesi de Hadilerdi. Yani yola koyulmak isteyen ve menziline ulaşmak isteyen insanların önünde yürüyüp çöllerin hakimi olan kimselerdir. Yola revan olanlara, hedefe ulaşmak isteyenlere rehberlik yapan kişiye hadi derlermiş. Zira çöller üzerinde işaretler barındırmayan yerlerdir. Akşam gördüğünüz bir kum tepesi sabaha yok olmaya mahkumdur. Unutmamamız gereken bir mesele vardır ki çöllerde kaybolmak ölümle sonuçlanan acı zehri yudumlamaktır. Başta hadiler, sonra onu takip eden kervandakiler, sonra onların arkasında yürüyen hayvanlar, o hayvanların üzerinde bulunan eşyalar yok olmakla karşı karşıya kalırlar. Bundan dolayı da Arap Yarımadası'nın en değerli kişilerinden bir taneleri de çölleri çok iyi bilen hadilerdir. Şimdi aziz Müslümanlar, dünya haritasını elimize alalım. Adem oğlunun mesken tutmasıyla emredildiği şu kainatı bir gözden geçirelim ve o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bize miras bıraktığı çöl kabilinden buraları görmeye çalışalım. Özellikle yola çıkmak isteyen, hedefe ulaşmak isteyen, bu dünya hayatında mutlu olmayı amaçlayan, erdemli bir şekilde yaşayıp ahirete intikal ettiğinde de güzellikleri uman insanları kastederek, ey insanlar, şu yeryüzünde bana gerçek hayatın anlamını öğretecek olanlar kimlerdir diye sorduklarında
onların karşısına ilk çıkacak olanlar iblis ve onların askerleridir. Sahte, düzenbaz, hilekar rehberleri insanların önüne koyarak bu dünya hayatında mutlu olacakları vehmini kalplerine aşılamışlardır. Yola koyulmak, hedefe ulaşmak isteyen insanların önünde kimi zaman iyi bir idareci, kimi zaman güçlü bir kumandan, kimi zaman işinin ehli bir sanatkar, kimi zaman dürüst bir tüccar, kimi zaman da bir belam çıkar, mutluluğu arayan insanları cehennem ateşine doğru, cehennem vadilerine doğru sürüklerler. Mutlu olacakları evi bataklıkların üzerinde kurarlar. Bu insanlardan kimileri onlara tabi olarak azdıkça azmışlar, esfele safilin çukuruna düşmüşler, hatta günümüzde olduğu gibi ilah olduklarını ispatlamaya çalışmışlarken, kimileri de batılın, hurafenin, bidatların yakasına tutunup, alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'yi memnun ve razı ettiğini düşünmüştür. İşte dün Temim Eddari ve benzeri kişilerin yürüdükleri yollarda iblisin ve askerlerinin işaret ettiği hadiler varken, alemlerin gerçek hadisi, hidayeti elinde bulunduran Allah Azza ve Celle Resulünü ve ashabını onların karşısına çıkartarak büyük bir nimet ile karşılaştırdı. Elhamdülillah. Temim Eddari ve Selman-ı Farisi gibi cahiliyenin içerisindeyken şirkin, küfrün hakim olduğu diyarlarda Allah'ı aramak için yollara çıkan insanlar için Resulullah'ta ve ashabında çok güzel örneklikler ve numuneler bulunmaktaydı. Onlar bunlar ile karşılaştıklarında hem Allah Resulü'nü hem de Allah Resulü'nün elinde eğitilen ashabı bir değer, vazgeçilmez bir nimet olarak gördüler. Bugün de ateizmin, komünizmin, laikliğin, Hristiyanlığın, Yahudiliğin, putperestliğin gölgesi altında erdemli bir hayat yaşamak isteyenlerin varacağı tek ve yegane din, hayat, vallahi de İslam'dır kardeşlerim. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu dinin direği ve bu dini ayakta tutan unsuru açıkladığı ifade. Ed-dinun nasiha. Din nasihattir. Din nasihattir. Din nasihattir. Sünen sahibi muhaddislerden Ebu Davud rahimeullah bu hadis ile alakalı bakın şu sözleri söylemiştir. Fıkhın temeli şu beş hadise dayanmaktadır. Yani beş hadisi şerif vardır ki fıkhın temelini oluşturmaktadır. Hadisleri açmadan ve kaynak göstermeden demiştir ki 1. Helaller bellidir, haramlar bellidir hadisi. 2. Zarar vermek ve zarara zarar ile karşılık vermek yoktur hadisi. 3. Ameller niyetlere göredir hadisi. 4. Bizim konumuzu teşkil eden din nasihattir hadisi. 5. Yasakladıklarımdan kaçının, emrettiklerimi de gücünüz nispetince yerine getirin hadisi şerifidir kardeşlerim. Ebu Davud gibi muhaddislerden Muhammed bin Eslem bu hadisi şerifin dinin dörtte birini oluşturduğunu söylemiştir Müslümanlar. Az önce Temim Eddari'den naklettiğim hadisin bir benzeri, farklı lafızlarla Taberani Mucemü's-Sagir'de Huzeyfe İbnül Yaman'dan rivayet etmiştir. Resulullah buyuruyor ki, Müslümanların işlerini önemsemeyen onlardan
değildir. Allahu Ekber. Müslümanların işlerini önemsemeyen onlardan değildir. Müslümanların dinlerini, davetlerini, cihadını, yardım çalışmasını, omuzları üzerine aldığı sorumlulukları, sıkıntılarını, sevinçlerini büyük küçük demeden, birinci sırada ve sonuncu sırada diye ayırt etmeden önemsemeyen, onu kale almayan kişi onlardan değildir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Özellikle Müslümanlar, bulunduğu yerlerde görevin talibi olan kardeşler, almış olduğu işleri parmaklarının uçlarıyla tutanlar, nasıl olsa benim yapmadığım bu işi Allah Azza ve Celle başka bir kardeşime yaptırtır. Nasıl olsa benim yapmadığım bu işten dolayı Müslümanlar geri kalacak değildir diyenler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Müslümanların işlerini hafife alan, önemsemeyen, kulak ardı eden, o işlere sırt dönenler, bilsinler ki o onlardan değildir. Devam etti Nebi aleyhisselam, her kim Allah için, Resulü için, kitabı için, müminlerin imamı ve müminlerin hepsi için nasihatçı olmadan akşamlar ve sabahlarsa o kişi onlardan değildir dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi benim güzel kardeşlerim, değerli büyüklerim, hani hadisi şerifi zikrederken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 3 defa tekrarladığı din nasihattir kısmını anlatırken, hani demiştik ya sahabe-i kiram Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi çok iyi anlamıştı. Eddinun nasiha ifadesinin nelere mal olacağını sahabe çok iyi kavramıştı. İşte muhaddisler peygamberin kastettiği ve sahabenin de anladığı bu hadisi şerifi iki yönüyle zikrettiler kardeşlerim. İki yönüyle açıkladılar. Birinci yön, nasihat bizim de lügat anlamıyla bildiğimiz, karşımızdaki insanı uyardığımız, ona faydalı olmak için iyiliği emir ve kötülükten alıkoyduğumuz husustur kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hurafecilerin ve ideoloji sahiplerin eksiltme ve çıkartmalarından muhafaza edilmiş olan İslam dinini koruyacak yegane amellerden birinin nasihat olduğunu çok iyi biliyordu. Eğer bu müessese işletilirse, Müslümanlar iyiliği emir ve kötülükten alıkoyma amelini bulundukları her yerde canlı tutarlarsa, bu din Allah'ın izniyle ilk günkü tazeliğiyle devam edecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu çok iyi bildiğinden dolayı kendisine iman etmek isteyen, biat vermek isteyen kardeşlerinden Müslümanların geneline nasihat etmeyi şart koştu. Doğru mu Recep hocam? Cerir İbni Abdullah radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namazı kılmak, zekatı vermek ve Müslümanların geneline nasihat etme konusunda biat verdim dedi. Subhanallah. Dikkat edin Müslümanlar. Biz biliyoruz ki bu dinin 5 temel ameli vardır. Bu temel yıkılırsa İslam dini bir belde içerisinde yok olur gider. Bu temellerden ikisinin yanına Peygamber aleyhissalatu vesselam iyiliği emir, kötülükten alıkoymayı ekledi kardeşlerim. Ve unutmamamız gereken bir mesele, her ümmetin anıldığı, şeref bulduğu, Allah katında değer elde ettiği bir ameli vardır. Ümmetlerin son halkası olan ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem şerefi, boynuna asılan madalyonu ve Rabbi katındaki değerini arttıran şey de kardeşlerim iyiliği emir ve kötülükten alıkoyma vasfıdır. Nitekim Rabbimiz Ali İmran suresi
110. ayetinde Bismillah. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnasi te'muruna bil ma'rufi ve tensa ve tenhavna anil münker ve tu'minuna billah. Sizler, yani ey Müslümanlar, ey ümmeti Muhammed, insanlar içerisinden çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlar içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Sebebi, iyiliği emreder, kötülükten alıkoyar, Allah'a da iman edersiniz. İbn Kesir rahimeullah bu ayeti tefsir ederken şöyle dedi: bu ümmetten kim ayette bahsedilen bu sıfatları üzerinde taşırsa Allahu Teala'nın övdüğü kulları arasına girerek onlarla birlikte övülür dedi. Çok manidardır. Ömer bin Hattab radıyallahu an Allah azza ve celle'nin Ali İmran suresinde okuduğumuz 110. ayetini kardeşlerine okudu. Şimdi ne olur kardeşlerim dikkatinizi bana çevirin. Dedi ki, kimi bu ümmetin içinde olmak mutlu ediyorsa, Allah-u Ekber, kim Allah Resulü'nün ümmeti olmaktan şeref duyuyor ise, kim ehli sünnet vel cemaatin çizgisinde yer alıyor ise, kim peygamberin ve ashabının yolunda yürümekten onur duyuyor ise, ayette sayılan şartları yerine getirsin. Allahu Ekber. Demek ki Allah Azza ve Celle'nin sizde hayır vardır, sizde bir iyilik vardır, sizde bir güzellik vardır denilince bu ümmetin hepsini mi kapsıyormuş? Değil kardeşlerim. Bu vasıflara sahip olanları Allah Azza ve Celle övüyor. O vasıf iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak ve alemlerin Rabbi olan Allah'a iman etmektir kardeşlerim. Sonra Ömer bin Hattab devam etti. Dedi ki, kim de bu sıfatları üzerinde barındırmaz ise, saydığım üç hususu üzerinde barındırmaz ise, Allah-u Teala'nın şu ayeti kerimesinde zemmettiği ehli kitabın içerisine girecektir. Bu Ömer bin Hattab'ın sözü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü ayeti kardeşlerim. Maide suresi 79. Hatırlar mısınız? Bundan önceki derslerimizde Tirmizi'den naklettiğimiz bir hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam İsrail oğullarında zulüm yayıldığında günahkarlar, facirler bir hata yaptıklarında bazı insanlar onları uyarıyorlardı. Aman kardeşim, sakın ha böyle bir şey yapma. Allah Azza ve Celle bunu haram kılmıştır. Aman kardeşim bu sözü söyleme. Zira Allah Azza ve Celle bunu yasaklamıştır. Ama ne zaman ki aradan bir süre geçer, onlarla beraber onlar o haramları işlemelerine rağmen yerler ve içerlerdi. Nebi Aleyhisselam ne dedi kardeşlerim? Orada çok dikkat edilmesi gereken bir söz söyledi. Allah da dedi onların kalplerini birbirine benzetti dedi. Doğru mu Turgay abi? Onların kalplerini birbirine benzetti. Kimin kalbini birbirine benzetti Müslümanlar? Zani olanla abid olanın kalbini birbirine benzetti Allah. Facir olanla salih olanın kalbi birbirine benzemeye başladı. Ne zaman ki iyiliği emir ve kötülükten alıkoymayı bıraktıklarında, hatırlayın ne olur, ümmeti Muhammed, hiçbiri fark etmez, peygamberlerin ümmeti, daveti, tebliği, cihadı bıraktığı gün facirler, fasıklar, haramzadeler, Allah'ın dinine karşı çıkanlar türeyecekler ve topluma hakim olacaklardı. Topluma onlar hakim olduğunda bindiğiniz taşıtların içerisinde önce gözlerinize malik olamayacaksınız, sonra kalbinize malik olamayacaksınız. Bindiğiniz ikinci toplu taşıt aracından sonra onlar gibi düşünmeye, onlar gibi bakmaya, onlar gibi duymaya başlayacağız Müslümanlar. Mescidin içerisinde gece vaktinde ağlayan,
alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasını kazanmak için secdede gözyaşı döken kardeş sokağa çıktığı anda bir fuhuşla, bir fahşayla karşılaştığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onun kalbi ona doğru meyledecektir. Niye meyletmesin Müslümanlar? Her zaman konuştuğumuz bir mevzu. Şu sokakların içerisine çıktığınızda size Allah'ı hatırlatacak unsurları ne olur bana sayın. Camilerin, minarelerin dışında size Allah'ı hatırlatacak ne vardır kardeşlerim? O minarelerin sahibi olan kubbeler, o kubbelerin altındaki bina o kadar süsler içerisinde süslenmiştir ki artık kalbinize huşu bile vermemektedir. Onlar bile şu an bizden uzaklaşmaktadır. Siz bir de insanları düşünün. Her gördüğünüz, her baktığınız insan sizin kalbinizde tedavisi olmayan yaraları açmıyor mu? Bulunduğunuz iş yerlerinizde, okuduğunuz üniversitelerde, çalıştığınız atölyelerde bulunduğunuz insanların sayısı salihlerden mi yoksa facirlerden mi? Allah için size soruyorum. Bindiğimiz toplu taşıma kimseyi yadırgamak için söylemiyorum. Kimseyi aşağılamak için söylemiyorum. Binmiş olduğunuz araçların içerisinde abidler mi hakim yoksa zalimler mi hakim? Hepsine zulmedenler. Şimdi size soruyorum Allah için Müslümanlar. Biz iyiliği emir kötülükten alıkoymayı bıraktığımız gün onlar bize kelepçe olacaklardır. Bukağı olacaklardır. Ayaklarımıza bağlanacaklardır. Bizi Allah'a ve Resulüne yaklaştırmayacak. Allah ve Resulünden uzaklaştıracaklardır. Kalbin benzemesi budur kardeşlerim. Saçlarımız onlara benzemeye başladı. Sakallarımız onlara benzemeye başladı. Elbiselerimiz onlara benzemeye başladı. Yahu hocam bunlara mı takıyorsun? Bindiğimiz araçlar onlara benzemeye başladı. Ev modellerimiz onlara benzemeye başladı. İş yerlerimizin hukuku onlara benzedi. Ticaretimiz onlara benzedi. Evliliğimiz onlara benzedi. Boşanmamız onlara benzedi. Kardeşliğimiz, hukukumuz onlara benzedi. Dostluğumuzun bir farkı yok. Bizi gördüklerinde sevinemiyorlar, mutlu olamıyorlar çünkü onlardan bir parçayız. Allah suskunluğumuzdan dolayı kalplerimizi birbirine çevirdi Müslümanlar. Kalplerimizi birbirine çevirdi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisin en sonunda ne dedi? Bizi uyardı işte. Bize dikkat çekti. Ya dedi zalimin dedi elinden tutarsanız onu hakka çekersiniz, adalete çekersiniz, hayra çekersiniz. Ya da siz de onlar gibi olursunuz. Kim gibi? Ömer bin Hattab'ın dediği ehli kitap gibi olursunuz. Ehli kitap gibi olursunuz. Müslümanlar ne olur affınıza sığınırım. Şu an Taksim'in göbeğinde Hristiyanlar İncil dağıtabiliyor. Bayrampaşa'nın en tenha köşelerinde birbirlerini şarapla, kadınla ayinlere çağırabiliyor. Ve Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar da birbirlerine nasihat etmekten utanıyor ise vallahi akıbetimiz ehli kitap değil putperestlerin hallerine dönecektir. Eğer bugün savaşın en çetin yerlerine rahipler ve rahibeler girebiliyor ise mümin erkeklerin ve mümin kadınların tedavilerini o savaş cephelerinde onlar necis ellerini uzatıp Müslümanların kalplerini bozmak istiyor ise ve biz Müslümanlar olarak şu an rahat ortamlarda, ferah ortamlarda, gücümüzün en güçlü olduğu yerlerde susuyor, konuşmuyor, utanıyor, sıkılıyor, çekiniyor, tembellik yapıyor. Müslümanların işini önemsemiyorsak Allah kalbimizi ehli kitaba değil putperestlere benzetecektir, ateistlere benzetecektir, deist olanlara benzetecektir. Ey Müslümanlar! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymayı bıraktığınız gün kalpleriniz inkar ettiğiniz, elinizin tersiyle ittiğiniz, mezalim dediğiniz, aşağıladığınız, hakir gördüğünüz, selam vermekten haya ettiğiniz insanlara benzeyecektir dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim bizi bundan uzak eylesin kardeşlerim. Şimdi ayette bir şey dikkatimizi çekti. Allah Azza ve Celle dedi ki sizin vasfınız iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak ve sonra tu'minune billah dedi. Sonra da dedi ki Allah'a iman edersiniz. Müfessirler demişler ki bu konuyla alakalı iyiliği emir ve kötülükten alıkoymanın önden zikredilmesinin sebebi iman sadece bir kişiyi bağlar.
Beni bağlar, seni bağlar. Ancak diyor ki bu davet, tebliğ çalışması hem mümini hem de müminin davet edip de davete icabet eden bütün herkesi kapsamaktadır. Bundan dolayı ayetin önünde zikredilmiştir. Bunun da hatırlatılması gerekiyordu kardeşlerim. Unutmamamız gereken bir hakikat de vardır ki, davet, nasihat, iyiliği emir ve kötülükten alıkoyma sözlerin ve amellerin en güzelidir. Fussilat suresi 33. ayetinde Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir buyurmaktadır. Dikkat edin Müslümanlar. Sözlerin en güzeli, amellerin en faziletlisini Allah Azze ve Celle üçe ayırdı bu ayette. Allah'a davet eden, Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve ben Müslümanlarım, ben Müslümanlardanım, ben müminlerdenim, ben Allah'ın tarafındayım, ben Kur'an'ın tarafındayım, ben Resul'ün saflarındayım, ben insanların sövmelerine rağmen ashabın bulunduğu birliğin içerisindeyim diyenler dedi Allah Azze ve Celle kardeşlerim. Hatırlar mısınız ne olur? Enes bin Malik radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle nakletti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kardeşleriyle beraber otururken size bir kısım insanlardan haber vereyim mi dedi. Onlar ne peygamberdirler ne de şehittirler. Ancak kıyamet gününde peygamberler ve şehitler onlara verilecek olan makama gıpta ederler. Nurdan minberler üzerine otururlar. Herkes de onları tanır. Kimdi bunlar? Kim? Kim abi? Allah için? Allah da seni sevsin inşallah. Başka? Kimler? Yüksek sesli abi. Davetçiler dedi. Doğru mu söyledi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bakın Müslümanlar, Allah'ın kullarını Allah'a, Allah'ın kullarını Allah'a, Allah'ı da kullarına sevdirenlerdir. Onlar yeryüzünde tebliğçi ve nasihatçi olarak dolaşırlar deyince, sahabeden bir tanesi çıktı dedi ki, ya Resulallah, Allah'ı kullarına sevdirmeyi anladık. Burası tamam. Yaratmaktan bahsederiz, nimetlerden bahsederiz, ölümden bahsederiz, cennetten bahsederiz, cehennemden bahsederiz. Kulları Allah'a sevmeye ikna ederiz. Peki kulları nasıl Allah'a sevdireceğiz? Nasıl olacak bu? Sahabeye dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlara helali ve haramı öğretirsiniz. Onlar da buna riayet edince Allah da dedi onları sever. Şimdi bakın Hasan-ı Basri dedi ki bu ayetten, bu hadisten sonra bir sahabeden işittim. Sahabenin ismini vermiyor. Sahabe diyor ki, nefsimi elinde tutan zata yemin olsun ki. Devam ediyor. Hatta diyor size direkt diyor Allah adına da diyor yemin edebilirim. Yani Allah'a yemin olsun ki kullar içerisinde, insanlar içerisinde Allah'a en sevimli olanlar Allah'ın kullarını Allah'a, Allah'ı da kullarına sevdirenlerdir dedi. Subhanallah. Bakın sahabeler, Allah'a yemin ederiz ki insanların en sevimli olanları hadiste zikredilen vasıflara sahip kişilerdir. Bu ne kadar büyük bir şeref, ne kadar büyük bir izzettir ki kulları Allah'a, Allah'ı da kullara sevdirebilmek. Ne büyük bir nimettir ki yeryüzünde tebliğçiler ve nasihatçılar olarak dolaşabilmek. Yeryüzü coğrafyasını
karış karış gezerken tarihi eserlerini, köprülerini, yemeklerini, örflerini, geleneklerini merak etmeden onlara din-i mübini İslam'a taşıyabilmek ve neticesinde de peygamberlerin ve şehitlerin gıpta ettiği minberden nurlara bir makama yükselebilmek. Cenab-ı Allah hepimizi onlardan kılsın. Şimdi bu hadisin bir yönüydü. Hadisin ikinci yönü Müslümanlar. Yani sahabenin asıl anladığı, muhaddislerin ifadesiyle, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir dediğinde sahabenin anladığı asıl mesele neydi? Din samimiyettir. Din ihlastır. Din fedakarlıktır. Din gönül koymaktır. Din arkadan iş çevirmemektir dercesine Peygamber aleyhisselam bu sözleri söyleyince sahabe dedi ki kimin için ya Resulallah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle lillâhi ve li kitâbihi ve li rasûlihi, Allah için, kitabı için, peygamberi için dedikten sonra Müslümanların imamı ve Müslümanların tamamı için samimiyettir buyurdu kardeşlerim. Peki Allah için samimi olmak ne demek? Yani bizler Allah'a nasihat edebilir miyiz? Haşa. Allah'ın bizim nasihatimize ihtiyacı var mıdır? Haşa yoktur kardeşlerim. O yüzden sahabe Allah Resulü'nün ilk kastettiği şeyi çok iyi anladı. Nebi Aleyhisselam dedi ki samimiyet önce kime yapılacak? Allah'a yapılacak. Beş maddeyle zikredeceğiz. Bir, Allah Azze ve Celle'ye samimiyet beslemek, onu kitap ve sünnetin bildirdiği şekilde tanımaktır. Allah Azze ve Celle Kur'an'da kendini nasıl vasfediyorsa, Nebi Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'yi bize nasıl anlattıysa, buna eklemeler, çıkarmalar yapmadan Allah Azze ve Celle'yi tanımak kardeşlerim. Bu meydana geldiğinde ikinci maddenin kapısı açılacak. O da Allah Azze ve Celle'yi gereği gibi sevmek ve ona boyun eğmektir kardeşlerim. Allah sevgisinin önüne kalpte başka bir sevgiyi koymamaktır. Zira Bakara suresi 165. ayetinde Allah Azze ve Celle kendisini tanıyan, kendisine gönülden boyun eğen mümin erkek ve mümin kadınları sevgisini zikrederken şöyle dedi. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ هُبَّا لِلّٰهِ. Onların, kim onlar? Müminlerin, mümin erkek ve mümin kadınların Allah'a olan sevgileri ise daha büyüktür, daha şiddetlidir. Bunu niçin söyledi biliyor musunuz Müslümanlar? 165. ayetin ilk kısmında Allah dedi ki insanların içerisinde Allah'a ortak koşanlar vardır. O ortak koşulanları Allah'ı sever gibi severler. Subhanallah. Allah'ı sever gibi severler. Allah'a itaat eder gibi ederler. Allah'a boyun eğer gibi boyun eğerler. Ancak samimi olan, içten olan, candan olan müminlerin sevgisi tamamen alemlerin Rabbi olan Allah'adır ve Allah içindir. Müslümanın kalbinde mal, evlat, eş, anne baba, arkadaş, dost sevgisi Allah sevgisini büyütmek, güçlendirmek içindir. Değilse Allah'a duyulması gereken muhabbete engel olmak değildir kardeşlerim. 3. Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmadan saf, ihlaslı bir şekilde ona ibadet ve itaat etmek kardeşlerim. Sözü de, fiili de alemlerin Rabbi olan Allah için yapmak, insanların teşekkürünü, takdirini, övmesini ve alkışlamasını bu işin içerisine asla karıştırmamak. Muhaddislerin tabibi olarak zikredilen Abdullah İbni Mübarek Rahimeullah, bakın bu üçüncü maddeyi ne kadar güzel özetlemiş. Nice küçük işler vardır ki niyet onu büyütür, nice büyük işler vardır ki niyet onu küçültür. Yani cebinizde kardeşlerim bir TL vardır. Allah için şu meclisin içerisinde bir Müslümanın ümmetin müşkilinin giderilmesi için
yardım toplanıldığında hiç utanmadan, sıkılmadan, ya benle alay mı ederler, ya 100 lira vermek yerine cebinden 1 TL verdi diyerek alay edeceklerini, kınayacaklarını göz önüne olarak infak etmeniz küçük bir iş gibi gözükse de o niyet o ameli büyütür. Ancak 1 TL'yi bırakın, 1000 TL'yi bırakın, bir canınız var, onu da insanlar desinler diye yaptığınızda Allah katında da hiçbir kadri ve kıymeti bulunmamaktadır. Dördüncüsü kardeşlerim, Allah'a itaat ile birlikte Allah'ın haramlarından da uzaklaşacağız. Özellikle gizli, saklı olan hatalardan, ayıplardan, yaban eşeklerinin, affedersiniz, vahşi hayvanlardan kaçtığı gibi kaçacağız kardeşlerim. Bakın, abidlerin imamı Fudal bin İyaz, bir gün kardeşleriyle beraber otururken diyor ki, severek yapmak, korkarak yapmaktan evladır, daha faziletlidir. Demişler ki, ne demek istiyorsun? Düşünün, sizin diyor iki hizmetçiniz var. Biri sizi severek hizmet ediyor, sizin bulunduğunuz ve bulunmadığınız yerde size sadakat gösterir. Asla ihanet etmez. Diğeri de size korktuğundan dolayı hizmet ediyor, sizin bulunduğunuz yerde size itaat eder, sizin bulunmadığınız yerde sizin sadakatinizi vermez. Ve ondan sonra da açıklıyorlar. Diyorlar ki işte bu. Bir kişi samimi ise, samimi bir mümin ise, tek başına kaldığında yapmış olduğu sadakat, Allah'a sadakat, insanlar içerisinde göstereceği sadakattan daha üstündür. Dikkat edin. Tek başına kaldığında, gece kimse görmediğinde, Allah'a yapacağı secdenin uzunluğu, şu mescidin içerisinde namaz kılarken yapacağı secdenin uzunluğundan daha fazladır. Akıtacağı göz daha fazladır. Ağlayacağı anlar daha fazladır. Rabbine yükselteceği dualar daha fazladır. İstiğfarı daha güçlüdür. Ama samimiyetine leke bulaşmış, samimiyeti azalmış bir Müslümanın tek başına kaldığında Allah'ın sınırlarını ihlal eder, insanlar içerisinde de Allah'a olan sadakatini göstermeye çalışır. Dördüncü madde, gizli kusurların perdesini aralamamak ve gizli kusurların kapısını açmamak kardeşlerim. Beşincisi, son Allah'a samimiyetle alakalı son madde. Allah Azza ve Celle'nin emriyle nefsimizin isteği karşı karşıya geldiğinde Allah'ı tercih edip nefsimize sırt çevirmek kardeşlerim. Özellikle de nefsimizin istediği iş bize büyük gelirler ve kazançlar getirse de. Unutmayın ki kim Allah için bir şeyden feragat ederse, vazgeçerse, Allah ona ummadığı hayrı daha güzeliyle getirir kardeşlerim. Peki Allah'ın kitabına samimiyet nedir? Bunu da kısaca 3 maddeyle açıklayacağım. 1. Kur'an'ı okumak ve anlamak. 2. Onu korumak ve muhafaza etmek kastıyla amel etmek kardeşlerim. Bakın nice alet vardır ki, alet, edevat, makineler vardır ki kullanılmadığı takdirde pas tutar ve bozulmakla karşı karşıyadır. Allah'ın kitabı da böyledir. Okunmayan, anlaşılmayan, hayata yansımayan ve hayata hakim olmayan bir kitabın muhafazasından bahsedilemez kardeşlerim. Evlenildiğinde gelin kardeşimize ve damat kardeşimize hediye edilmesi, hattının kufi veya sülüs olması, lafzatullahın yani Allah'ın isimlerinin alt alta gelecek şekilde dikkatli yazılması, sayfalarının parlak, kabının cildinin güçlü, kılıfının güzel olması Allah'ın kitabının korunması için bir sebep
asla değildir. Tekrarlıyoruz. Allah'ın kitabının muhafazası hayata hakim olmak ile idir. Son ve üçüncüsü, Kur'an'ı tahrif etmek isteyenlere müsaade etmemek ve onların tahriflerine kulaklarımızı ve kalbimizi kabartmamaktır. Peki Resulü için samimiyet nedir? Kısaca onu tanımak, ona iman etmek ve onun çizdiği yoldan yürümektir. Resul'e samimiyet, onun rehberliğinin önüne bir rehberlik koymamaktır. Resul'e samimiyet, ashabını ve ehli beytini sevmektir. Ashabına ve ehli beytine küfredenleri zındıklık ile nitelemektir. Resulullah'a samimiyet, onun hadisi şeriflerini ve sünnet-i seniyyesini canımız pahasına korumaktır. Resulullah'a samimiyet, onun sünnetini hafife alanlara mesafe koymaktır kardeşlerim. Allah Resulü dedi ki, Müslümanların idarecilerine de nasihat, yani samimiyet. Önce şunun izaha kavuşması gerekir kardeşlerim. Müslümanların imamı, idarecisi ve yöneticisi bizim nazarımızda kim olmalı? Bakın bunu Nisa suresi 59. ayet en belik bir şekilde açıklamaktadır. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve içinizden, sizin içerinizden ulul emirlere, emir sahiplerine itaat edin. Eğer bir şeyde çekişirseniz, anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor iseniz, bu meseleyi Allah'a ve peygamberine havale edin. Bu hayırlı ve netice itibariyle daha güzeldir. Ayete göre kardeşlerim, Allah'a ve peygambere itaat mutlak itaattir. Emir sahiplerine, devlet idarecilerine, yöneticilere, mülki amirlere itaat ise kardeşlerim mukayyet, yani sınırlı bir itaattir. Peki bu sınır neyle konulmuştur? Onlar Allah'a ve Resulüne itaat ettikleri müddetçe. Tekrarlıyorum. Onlar Allah'a ve Resulüne her konuda itaat ettikçe, adları Müslüman olmak değil, kendilerini Müslümanlıkla nitelemek değil, Allah'a ve Resulüne itaat ettikleri, arzu ettikleri ve istedikleri şeyler Allah ve Resulünün istedikleriyle çekişmediği, çakışmadığı müddetçe onlara itaat gerekir. Çakışırsa onlara itaat yasaklanmıştır Müslümanlar. Bunun adı, mevkisi, makamı ne olursa olsun. Devlet idaresinden tutun, evin idaresine varıncaya kadar. Mahalle idarelerinden tutun, dernek ve vakıf cami idarelerine varıncaya kadar bizim imamlarımız, yöneticilerimiz, itaat mercilerimiz Allah'a ve Resulüne itaat ettikleri müddetçedir kardeşlerim. Eğer bu gerçekleşmez ise, günümüzde olduğu gibi, İslam beldelerinde yaşandığı gibi, istisnaları haricinde, İslam beldelerinde olduğu gibi, yaşamış olduğumuz coğrafyada Müslümanların yapması gereken bir şey, onlara samimi olmanın bir şeyi, yapmış oldukları işin yanlışlığını onlara izhar etmektir Müslümanlar. Eğer susulursa, alimler, davetçiler, mürebbiler, hakkı bilenler susarlar ve onlar da kendilerinin doğru olduğu zannıyla hayatlarına devam ederlerse bu samimiyetsizliktir. Samimiyet onların yüzüne gülmek, onları desteklemek, onlara sahip çıkmak, onlara alkışlamak değildir. Samimiyet yapmış oldukları hatayı onlara izhar etmek, farkına vardırmaktır. Ama hadi biraz daha inelim mahallemize ve sokaklarımıza. Bulunduğumuz mescitlerde, derneklerde, vakıflarda, dünya ve ahiret işlerimizde emirlerimiz Allah'a ve Resulüne itaat ediyorlarsa, Allah'ın ve Resulünün istediğiyle emirlerin istediği birbiriyle çakışmıyor ise, bütün Müslümanlara başlarında Habeşli köle de olsa itaat etmek gerekmektedir kardeşlerim. Onlara peki samimiyet nedir? Bir, onların gizli kusurlarını ortaya çıkartmamaktır.
ayıplarını ishar etmemektir. Arkalarından iş çevirmemektir. Onların bulunmadığı yerlerde onlara dua etmektir. Onları hakka ve adalete zorlamaktır kardeşlerim. Yapmış oldukları yanlışlarda ise kendilerine doğruyu hatırlatmaktır. Onlara yapılacak olan samimiyet kardeşlerim. Tüm Müslümanlara gerçekleştirilecek samimiyet Hasan el-Benna'nın da ifade ettiği gibi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söyleyen Müslümanları kardeş bilmek, sıkıntılarına üzülmek, sevinçlerine mutluluk duymak, zor durumlarında yardım etmek, onlarla beraber olduğumuzu her daim açıklamak, başlarındaki imtihanda onları korumak, onların bulunmadığı yerlerde onlara dua etmek, arkalarından az önce de buyurduğumuz gibi işler çevirmemek, karşılıksız değer görmeme adına dahi olsa onlara muhabbet beslemek samimiyettir. Onlara gösterilecek olan muhabbettir kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dinin temeli, dini koruyan unsur nasihattir. Nasihat karşınızdaki insanın yapmış olduğu işleri düzeltmek, unuttuğu şeyleri hatırlatmak için iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymaktır. Asıl nasihat Allah'a, kitabına, peygamberine, müminlerin imamlarına, idarecilerine ve tüm Müslümanlara içten, samimi, candan olmaktır. Münafıklık vasıflarından soyutlanmaktır. Allah Azze ve Celle bu hadisin gölgesinde bir hayat yaşayıp ahirete intikal etmeyi bizlere nasip etsin. Samimiyetimize, ihlasımıza, muhabbetimize zarar getirecek unsurlardan Allah Azze ve Celle bizleri korusun. Eğer böyle bir yanlışa, hataya düşmüşsek ki mecburuz düşmeye, hatırlatmak adına söylüyorum, Süfyan-ı Sevri Rahimeullah, hayatımın 30 yılının niyetimi ıslah etmekle diyor uğraştım. Ancak başaramamışlardır. Çünkü niyet öyle bir şeydir ki an an değişir. Bir rüzgarın karşısındaki tüy gibidir. Bir an Allah'a döner, arkasından bakarsınız ki hemen başka yönlere döner. Bu anlamda Allah Azze ve Celle niyetlerimiz neticesinde yapmış olduğumuz kötülükleri, yanlışları affetsin. Bizleri salihlerin, abidlerin ulaştığı mertebeye, peygamberlerin ve şehitlerin gıpta ettiği makamlara ulaşmayı nasip etsin. Geceniz hayır, akıbetiniz güzel, cennetiniz firdevs-i âlâ olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat. Allahümme salli ve sellem. Özür dilerim, bir şey aklıma geldi, bunu söylemem lazım. Geçen bir kitap okuyordum, yeni bir kitap. Davetçilerin vasıflarıyla alakalı, şöyle çok küçük bir cep kitabı. Afrika'nın en zor şartlarında davet çalışması yapan bir aile. Belki mesaj olarak paylaştım, kardeşler şahit olmuştur. Afrika'nın en zor yerlerinde davet çalışması yapan bir ailenin hanımı, mümine bir kadın, kocasına diyor ki ey Abdurrahman diyor. Acaba diyor cennetliklerin diyor aldığı haz, mutluluk bizim diyor bu davetten, iyiliği emir, kötülükten alıkoymaktan aynı mıdır diyor. Aldığımız haz gibi midir subhanallah. Nasıl bir haz hissediyorsa, nasıl bir mutluluk hissediyorsa, insanların hidayetine vesile olmak onun kalbinde nasıl bir mutluluğu oluşturuyorsa Allah Azze ve Celle bize de o mutluluğu koysun. Öyle bir mutluluk koysun ki biz cennetliklerin firdevs-i âlâ içerisinde hissettiği o mutluluğu kalplerimizde bu dünya hayatında hissedelim. Ve Allah'ın dinine hizmet etme konusunda samimi olalım. Hakkınızı helal edin inşallah.